Arkadaşlar merhaba. Bugün size yine diğer videolarımda olduğu gibi farklı Walkman'lar tanıtacağım. Bu Walkman'lar bizim dönemimizin yani 90'lı, 89, 90 ve 2000 yılına kadar kullanılan kaset çalar dediğimiz Walkman'lar. Bunlar genelde 2 adet pil ile çalışıyor. Diğer videolarımda da anlatmıştım. Öncelikle kısaca bahsedeyim. Sıradan anlatayım ben size şimdi. Şu gördüğünüz Philips biraz yıpranmış, görüyorsunuz zaten. Radyolu olan bir model. Şurada tape radyo, yani tape dediğimiz kaset çalar radyo. FM, AM, AM yani farklı bir frekans olarak. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi DBB, Dynamic Bass Boost yani bass olarak şurada logosu var. Bu bir düğme değildir, onu da belirteyim. Bass düğmesi şudur gördüğünüz üzere. Şöyle gösteriyorum. DBB yazar yani bass. Dynamic Bass Boost. Kimden de dijital bass olabilir. Bu her makinede, her firmada değişiyor isim olarak ama genel anlamda bass özelliğidir. Şuradan göreceğiniz üzere adaptörle çalıştırabilirsiniz. Birçok Walkman, bunu da belirteyim size, standart 3 volt DC giriş adaptörüyle çalışır. Kimilerinde ya da eski model ya VCD modellerde 4.5, 5 volt, 6 volt olarak da değişebiliyor. Ama standartında bunların birçoğu 3 voltla çalışıyor. Bu model Philips'in AQ6581 modeli. Yine 2 adet kalem pille de çalışabiliyor. Bunların şurada seri numaraları pilinin orada oluyor genelde Philips'lerde. Sony'lerde ise göstereceğim bir sonraki tanıtımımda veya bu Walkman'lerimde. Onların kaset çaların olduğu bölgede seri numaraları oluyor. Bu gördüğünüz bu şekilde basit bir Philips Walkman. Şöyle normal çalıştırmalı. Bu şekilde bir Walkman'imiz. Bu yine kemer takma klipsi bu şekilde çıkarılıyor. Yine aynı şekilde şöyle bastırıyorsunuz. Tabasırak çevirin kırarsınız. Takılıyor. Bu Philips'in bir modeliydi. Bu göstereceğim modelde ise diğer modele nazaran dijital radyo var, saat var. Öyle söyleyeyim size. Ve düğmelerle çalıştırılıyor. Tuning arama düğmeleri var. Ve ekstradan kaset çalarda auto reverse, yani şurada görüyorsunuz yazıyor zaten. Auto reverse dediğimiz özellik ise kaseti mesela dinlediğiniz zaman diğer tarafa ve bu tarafa. Şu düğme auto reverse düğmesi. Şu şekilde kaset bu tarafa çalışıyor veya bu tarafa çalışıyor. Bu model, bu değişik bir modeli Philips'in. Diğer modele göre bakın, kıyaslama yapıyorum sizin için. Diğer modelde mesela şarkıyı çaldığınız yöne kaseti sarabiliyorsunuz ama geri saramıyorsunuz. Ve auto reverse yok. Ama kasa olarak, şekil olarak aynı. Buna daha çok özellik eklemişler. Ekstra özelliği dijital radyo, auto reverse, geri sarma var. Size öyle göstereyim ben. Şöyle gösteriyorum. Yine bu da Philips'in yine AQ6688 modeli. Bu modelde yine aynı şekilde 2 adet pille çalışıyor. Bu elimdeki cihazın pil kapağı yok. Yine kemer takma klipsi çıkarılıyor. Bakın bunun da dijital bass düğmesi burada. DBB yani Dynamic Bass diyorlar. Ben dijital bass olarak söylüyorum. Kusura bakmayın. Ağız alışkanlığı. Bu da böyle bir model. Gelelim şu anda tanıtacağım. Çoğu Sony ve bir tane Casio var. Bizim bildiğimiz saat firmasının, yani ünlü olarak saat firması ve hesap makinesi firması olarak bildiğimiz Casio'nun ürettiği Walkman'lardan göstereceğim size. Şu gördüğünüz Casio 3 band grafik equalizer olan güzel bir Walkman. FM stereo özelliği, analog FM yani analog radyo özelliği var. AM FM olarak geçiyor. Kulaklık girişi var. Bunda sesi dışarı vermiyor. Yalnız diğerlerine nazaran bu biraz daha kaliteli bu cihaz. Yani kaliteli dediğiniz basit ama sağlıklı çalışan bir cihaz. Size öyle söyleyeyim. Yine şöyle çevirdiğim zaman bakın bunda adaptör yok. Şurada adaptör yeri bırakılmış ancak adaptör kullanılmıyor. Normal yanınızda dinleyebileceğiniz kaset çalar. Bakın bunda seri numarası buradadır. Pil yerinde. Birçoğu bu eski tiplerde pil yerinde oluyor. Bu da model olarak Casio'nun AS220R modelidir. Size o şekilde söyleyeyim. AM, FM, radyo kaset player diye geçer. Bu Türkiye normal TRT bandrollü olarak girmiş. İthal bir ürün. Öyle söyleyeyim. Yalnız basit yapımı ama kaliteli güzel bir ürün. Denedim, kullandım.
Equalizer çok hoşuma gitti. Onu da belirtmek isterim. Sony tadını veriyor. Radyosu o kadar iyi değil. Sony'deki keyfi alamazsınız. Onu söyleyeyim. Bu ürünü de genelde Çin'de üretiyorlar. Bunu da belirteyim size. Çok az Tayvan'da ve Japonya'da üretilmiş olan modelleri de var. Sony'lerden yine devam edeyim. Şu model ve şu model birbirine benziyorlar. Ancak birazcık farklılıkları var. Bu FX113 modeli. Diğeri ise FX123 modeli. Aralarındaki tek fark kasa şekli biraz farklı. Ancak mekanizma aşağı yukarı birbiriyle aynı. Bu FX113 modeli siyah. Bu ise boyalıdır. Bilginiz olsun, siyah yani boyası olan Walkman'ların kasaları daha dayanıklı oluyor çizilmeye karşı. Ama boyalı olanlarda bakın şöyle gösteriyorum. Şöyle yıpranmalar olabiliyor. Çizilmeler olabiliyor. Şimdi ben tekrar konumuza göre döneyim dağıtmadan. Anti-rolling mekanizm. Yani mekanizmalar aynıdır. Bakın hepsinde standart bu yazar. Anti-rolling mekanizm. Yani mekanizması kendine özel, has güzel mekanizması var. Kaset olarak, evet, kaset çalar olarak, Walkman olarak zaten Sony ilk icat ettiği için Walkman'lerde güzel işler Sony yapmıştır. Ben söylediğim bu. Sony'in VM-FX113 modeli. Bu da yine şöyle gösteriyorum. AVLS, yani bu on off 1-2 yazar. Bu AVLS'de off'a getirdiğiniz zaman sesi en yüksek düzeyde dinleyebilirsiniz. Bunu 1-2 yaptığınız zaman kademe kademe ses sabit olarak düşer. Yani buradan direkt kulaklığı amfiye bağlayabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Bu Discman'lerinde de var. Bu AVLS özelliği güzel bir özellik. Mesela arabada tape'te kaset dinlemek istediğiniz AUX girişine taktığınız zaman buradan bunu AVLS 2'ye getirdiğinizde sesi sonuna kadar da açsanız amfi gibi standart bir ses verir. Amfiye gönderdiğiniz ses hızında. Öyle söyleyeyim. Şurada da bir özellik daha var. Norm Core 2 metal yazar. Bu da sesteki çısırtıyı biraz düzenler. Kaset için geçerli. Aynı düğmeyle FM stereo mono radyoda kullanılıyor. Onu da belirteyim. Şuradan yine FM AM tape radio off. Yani kaset çalar getiriniz. Tape kaset çalardır. Kaset çaları getirdiğinizde zaten radyo çalışmaz. Bu düğmeler basılı kalma sürece çalışmaz. FM'de FM AM AM yine analog olarak FM'dir. AM. Şöyle çevirerek bunu belirteyim. Bunlar da diğerlerinde göreceğiniz üzere bunların seri numaraları. Kaset çalarının oradadır. Onu size göstereyim. Özellikle Sony'lerin böyle bilinmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Şöyle yine 2 adet biliyle diğerlerindeki gibi yine şarj girişi yani adaptör girişiyle bakın şöyle gösteriyorum. 3 volt. Yani şuradan farklı bir model Walkman daha alsam bakın. O da 3 volttur. Yani o yüzden demiştim size standart. Bunu tanıttıktan sonra size yine bir üst modelini tanıtayım Sony'in. VM-FX123 AVLS özelliği bunda da var. Bunda diğerine nazaran ekstra bir özellik yok. Kasayı ve klipsi biraz değiştirmişler. Onu söyleyeyim size. Yani şurada yine bakın seriyal numarası yine bunların içinde. Sony'lerde hep böyle. Bunu her zaman söyleyeyim. Gördüğünüz gibi yine analog FM. Bakın yine AVL. Bunda norm limit var. Yani direkt AVLS 1-2 değil de direkt limite indirdiğiniz zaman ses amfiye göre oluyor. Şöyle yakından da göstereyim. Norma getirdiğiniz zaman da normal dinliyorsunuz. Hani bunda bıraktığınız zaman sanmayın ki ses düğmesi bozuk. O sesi sınırlandırmak için şurada yine normal ses ve Core 2 metal çısırtıları hafif bulanıklıkları düzelsin diye. Şöyle göstereyim. Bilginiz olsun birçok Walkman'da lastikler eskiyor. Ben kendim bunların birebir tamirini yapıyorum. Yani bu ürünlerden kendim satışında yapıyorum. Ulaşabilirsiniz bana bu konuda. Link üzerinden, Facebook üzerinden, YouTube üzerinden. Şu da diğer Sony'miz. Reklam yaptım kusura bakmayın. Bu da diğer Sony'miz. Bu Sony'de ise gördüğünüz üzere auto reverse özelliği var. Dijital radyo var. AVLS, Megabass, Stereo, Mono, Tape, FM model özellikleri var. Ve bunun gibi bir sürü özellik var. Saat özelliği var. Hafıza özelliği var. Piri çıkardığınız zaman belli bir süre radyonun hafızasını silmiyor. Saati silmiyor. Artı bu cihaz bakın üstünde basma düğmeleri yoktur. Tıkır kaseti basarsanız bu şekilde açar. Yani bırakır açar otomatik mekanizma alır. Öyle söyleyeyim. Şu şekilde bakın düğmeyle radyo off. Şöyle parlıyor biraz kusura bakmayın. Şurada menü özelliği var. Set saat özelliği var. Hold tuşları kilitleme. Yani bunu hiçbir şekilde ses dışı düğmesinde hiç başka bir şey bulamazsınız.
Yine 3 volt adaptörle, yalnız bu yeni modellerde jack girişleri ufak. Bunu belirteyim. Yine FM-AM. Bu FM-AM Walkman. Bu modelde VM-FX477 model olarak geçiyor. 30 tane kanal var. Bunun büyük bir ihtimalle 10 tanesi AM, 20 tanesi FM'dir. Bilginiz olsun. Şöyle bakın. Arkası da bu şekilde. Hoş bir yazı. Böyle direkt açamazsınız. Düğmeler yok. Şuradan ileri, geri, değiştirme sağ sol özelliği var. Evet arkadaşlar. Şu an için 5 adet Walkman'ımı tanıttım. Bu ürünlerimden tamamının bakımını ben yapıyorum. Yani şöyle söyleyeyim size, bunların neredeyse biri olduğum gibi bir şey. Ürünlerim hakkında bilgi almak isterseniz ya da ürünleriniz hakkında veya elinizde olan ürünler hakkında, sorunlar hakkında, Walkman olsun, Discman olsun bilgi almak isterseniz bana YouTube üzerinden ulaşabilirsiniz. Videolarımı beğendiyseniz beğen butonuna basınız. Yorum yapmak isterseniz altına yorum yapabilirsiniz. Beni takip etmek için bana yazabilirsiniz, sorularını sorabilirsiniz. Hatta tamir için de cihaz alıyorum ve tamir ve bakımını yapıyorum. Şimdiden hayırlı olsun. İyi günler dilerim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.